Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir oyunu için inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler bir kere tüm dünyanın nüfusu bir ülkede toplansaydı ne olurdu adlı videomuz yapacağız dostlar. Umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan Suriye'yi kaldırıyorum, görüyorsunuz ki 7.191.000 nüfusumuz varken 2.427.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, nüfusumuzu ve aynı şekilde ise ülke yatırımlarını standart konulara çekeceğim. Dostlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler birlikte yavaş yavaş 20.000 abone doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi öncelikle elimde 47 tane teknoloji puanı var. Bunların hepsini nereye vereceğim? Tabii ki de arkadaşlar ordu teknolojisine vereceğim. Çünkü sınırımda çok fazlasıyla savaşa girmeye çalışacağım. Zaten büyük savaşlar geldiği zaman sizler de bunu göreceksiniz. Bu arada ben oyunun sanırsam büyük bir bug'ını buldum dostlar. En fazla nüfusa ulaştığı zaman oyun eksileri gösteriyor. Göçmen krizi patlak verdi. Dünya geneline çıkan iş savaşlarının sonucu sadece huzurun Türkiye'de olabileceğini düşünerek akın etmeye başladı. Göçmenler al, göçmenler alma. Göçmenler alacağım dostlar. Şöyle hatta bir nüfusumuzu kontrol edelim. 7.191.000 nüfusumuz var. Göçmenler alıyorum ve burayı kapattığımda göreceğiz ki 42.524.000 insan gelmiş durumda dostlar. Peki bunlar nereden geldi? Suriye, Irak, Ürdün ve aynı şekilde ise Filistin'den arkadaşlar. Bu nüfuslar buradan geldi. Bakalım sıradaki nüfuslar nereden gelecek sizler birlikte göreceğiz ve şuradan baktığım kadarıyla arkadaşlar 42 milyon. Bunların bak görüyor musunuz 38 bin, 33 bin, 30 bine kadar düşmüş durumda. Yani sadece savaşacak insanlar kaldı. Devam edelim. Irak ve Suriye'nin göçmenleri bitti. Ülkemize geldikleri için ekonomi sarsılacak. Bu yüzden onların geldikleri yere fethetmemiz lazım. Doğru bir karar, onları oraya yerleştirelim. Hayır, bu kabul edilemez. Evet arkadaşlar, diyor ki bize Suriye'de Irak, Kürdistan gibi yerleri fethedersen oraya onları yerleştirebilirsin diyor. Biz de bunu kabul edeceğiz dostlar. Hemen askerlerimiz görüyorsunuz ki gelmiş durumda. Hemen şu şekilde dağıtacağım ve buraları fetheleyeceğim. Bu arada senaryo bayağı güzel. Eğer isterseniz açıklama kısmında linki var zaten dostlar. Oradan indirip oyunuza entegre edebilirsiniz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten yapımcısı da falan hepsine teşekkür ederim buradan bana ulaştırdıkları için. Şimdi buraları da şöyle hemen toparlayacağım. Gel bakalım kardeşim. Aynı şekilde buraları da alıyorum. Biraz sonra Amerika falan da savaşa girecek. Onların nüfusları da bize gelecek. Baya baya kalkınacağız arkadaşlar. Göreceksiniz zaten oyunun nerede bug'da kaldığını hemen hemen anlayabilirsiniz. Şuraları şöyle alıyorum. Dostlar bu arada kanala 2.5 rank katılarak diğer videoları erkenden izleyebilir. Veya da premium yolu olursanız da bizimle oyun oynayabilir. Yayınlara katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi görüyorsunuz ki arkadaşlar Irak'ı hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Lakin bu bizim için yetmez. Hedefimizi büyük oynamamız lazım. Yani Suudi Arabistan'dan bahsediyorum dostlar. Suudi Arabistan'da alırsan topraklarım çok güzel görünecektir diye bence tahminim var. Hatta şöyle Suudi Arabistan nüfusunu bir kontrol edelim. 2.252.000'lik bir nüfusu var. Gerçekten çok güzel bir nüfusu var dostlar. Gel beni al dermiş gibi duruyor. Şimdi öncelikle Suriye'yi, Iraklı'yı falan hepsini buraya bir yerleştirelim de sıkıntı çıkmasın. Şöyle hemen askerlerimi çekeceğim bu tarafa doğru. Lakin 42 milyon nüfusum varken günlük gelirim bayağı bir az arkadaşlar sizce. Şöyle alıyorum buraları. Acaba Türkiye'nin nüfusu trilyonları, kat trilyonları görse ne olurdu? Yunanistan ve Bulgaristan diğerleri. Yunanistan Avrupa Birliği'nden çıkmasından dolayı diğer ülkeler arasında savaş hak talep etme yasası başladı. Büyük ülkeler bu savaşa dahil oldu. İnanılmaz. Evet, onların savaşlarını şimdi sizlere göstereceğim dostlar. Sırf Yunanistan ittifaktan çıktı diye millet birbirleriyle savaşmaya başladı. Şimdi o zaman Yunanistan savaşa girdiğine göre ben bu Yunanistan'ı toparlayabilirim anlamına geliyor. Ben de hemen hızlıca gidip bir savaş açayım arkadaşlar Yunanistan'a. Askerleri şöyle çekeceğim. Olmadı, Bulgaristan'dan girer. Yine Yunanistan alırız zaten. Merak etmeyin dostlar. Askerlerimi şu şekilde çekeceğim bu tarafa doğru. Daha sonrasında bakın burada küçük küçük topraklar var. Bu toprakları da almamız lazım açıkçası. Ama önden önce şu askerleri şöyle bir toparlayıp Yunanistan'ın sınırına bir çekelim dostlar. Ben normal haritada oynamayı daha çok seviyorum. Yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. Ben yani normal haritadan pek fazla çıkasım gelmiyor ya. Diğer haritalar hep bug'lı oluyor genelde. Büyük göçmen krizi geliyor. Ülkelerin çoğunluğu savaşa girmesinden dolayı Türkiye akın yeniden başladı. Göçmenleri alacağız. Onları alacak kadar yerimiz yok. 43 milyon göçmenleri alıyoruz kardeşim. 337.339.729 kişiyiz arkadaşlar. Sonunda hep 9 da ya. Vallahi sinirim bozuldu ha. 74.000 askeri şöyle çekelim. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar Bulgaristan'la Yunanistan savaşı, aynı şekilde ise İtalya ile Hırvatistan, Fransa ile Almanya savaşa girmişler mi? Evet. Ama Fransa ile Almanya girmemiş. Niye girmemiş? Aa, ayıp, çok ayıp. Siz de girin ha savaşa. Arkadaşlar bunlar niye girmemiş? Fransa ile Almanya birbirlerini hiç sevmez ki, nasıl olur da böyle bir şey kabul edilemez. Devam edelim. Şimdi onlar birbirleriyle savaşa girerken ben hızlı bir şekilde şuradaki barış anlaşmalarımızın hepsini yapmak istiyorum açıkçası. Kürdistan,
Irak gel bakalım. Talepleri gönder. Aynı şekilde ise Suriye'yle de yapacağım barış anlaşmamızı. Çok güzel abicim. Talepleri gönder. Evet arkadaşlar, şu an sadece topraklarımızı bozan burada Syrian Democratic Forces diye bir şey var. Suriye'nin demokratik timi. Islamic State aynı şekilde Özgür Suriye Ordusu. Türkiye'nin şeyi. Ha, pardon bak, bu şeyin Amerika'nın, bu da benim. Bunların hepsini bir alalım, değil mi? Bu kadar gelmişken boş dönmeyelim. Büyük ekonomi reformu. Türkiye gelen nüfus sayesinde ülkede vergi veren sayısı çok fazla oldu. Bu yüzden reform yasası çıkartıyoruz. Harika. Şöyle bakalım be. Ekonomimiz kaç? 2 milyon 929 bin. Harika dedikten sonra 5 milyon 830 bin oldu arkadaşlar. Nüfusumuz bu arada değişti. 1 milyar 336 milyon 612 kişiyiz arkadaşlar. Bayağı bir fazlayız açıkçası. Ya ben milyar milyandan milyona geçerken çok zor oluyor ya. Dağıtıyorum bu kadar askeri bu şekilde. Son zamanlarda size çok garip, hatta ilgi çekici içerikler paylaştığımın farkındayım dostlar. Bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi kesin olarak unutmayınız. Bence şuna şöyle bir diyecektim ki oha. Şöyle arkadaşlar 500 like gelir be. Vallahi bak 500 like gelir mi? Ne diyorsunuz? İsteyince atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle telefonu aşağı kaydırıp bir like tuşuna bas, sonra geri gel. Evet, şu hatta geri gitmene bile gerek yok. Bir saniyeni alıyor. Evet, savaşımız ilan edeceğim. Bu zaten kolay bir devlet. Hemen hızlı bir şekilde toparlarım. Bu arada arkadaşlar ekonomimiz bayağı sarsıldı ya. Niye sarsıldı bizim ekonomi? Askerleri dağıtalım buraya. Herhalde çok fazlasıyla asker basmandan dolayı kaynaklanıyor bunlar. RFC yapacağım bunların hepsine. Aynı şekilde şunları da sil. Arkadaşlar ekonomimiz bayağı sarsıldı gerçekten ya. Dünya nüfusu yeniden değişiyor. Son bir sene içinde Türkiye'yi büyük bir nüfus yüzdesi yansıdı. Bu olaylar dengeleri şaşırttı. Vergi. Evet, ekonomimiz yine değişecek galiba. 10 milyon olmuşuz lan. Evet arkadaşlar, benim de bahsettiğim şey buydu. Yani nüfusunuz 2,5 milyonu geçtikten sonra eksi 582 bin milyon diye gösteriyor. Bakın şimdi değişecek yine o. Hatta şu an benim hiç oynamam bak. Eksi 742 bin oldu. Garip bir nüfus sayısı var gerçekten. Oyunun nüfusu bile doğru değil ya. Arkadaşlar ben anlamadım. Şöyle talepleri gönder. Evet, paralarımız eksiye doğru gidiyor. Göreceksiniz ki arkadaşlar her şey ekside. En büyük ayar. Amerikalılar savaşta olmasından dolayı iç çatışma çıktı. Türkiye'nin adaletine güvenen herkes feribotla uçakla Türkiye'ye geliyor. Kapımız her zaman açık. Vergi verdikleri sürece. Evet, şu an 1 milyar 880 milyon 548 bin insan yine Türkiye'ye yansımış durumda arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum. Bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Ben anlamadım bunu. Ultimatom göndereceğim. Eyaletleri talep et. Şimdi benim ülkemde para sıkıntısı var arkadaşlar. Gerçekten para sıkıntısını çözmemiz lazım. O için şöyle bir karar çıkartıyorum. Evet, paramız artık, yani paramız çok kötü ya. Vallahi bak arkadaşlar, para çok kötü ya. Şuna bakar mısın? Günlük 428 bin. Çin ve Hindistan savaşı. Bir onlar eksikti. Büyük savaş yeniden başladı. Evet, Çin, Hindistan, Japonya savaşa katılmış durumda arkadaşlar. Lakin benim ordum yok ya abi. Ben nereden geliyor bu şey ya? Vallahi 73 milyon ekonomim var ama günlük gelirime bakın dostlar. Vallahi günlük gelir berbat ya. 12 milyona çıktı. Büyük akın başladı. Şaşırdık mı? Geliyorlar. Evet arkadaşlar, 2,5 milyon, ya 2,5 milyonu geçemeyeceğiz büyük ihtimalle ama 2 milyon 25, yok 2 milyar 25 milyon 942 bin 929 kişiyiz arkadaşlar. Şaşırdık mı? Evet. Gerçekten çok kötü durumlar gerçekleşiyor. Şu an paramız falan her şeyimiz eksilerde. Hatta gelin biraz da eksiye götürün diyeceğim de götüremiyoruz. Günde 100 bin alırsak bence, yok almayalım abi. Ekonomi bir zaman sonra sarsılıyor. Aa, ekonomi düzelttim lan. Vallahi ekonomi düzeldi arkadaşlar. Bu tür eksileri görürseniz şey yapın. Vergileri fullleyin, daha sonrasında yeniden kısın. Ekonomi o normale dönüyor. Vallahi bak. Görüyor musunuz? Nüfus. Ben düzelttim ekonomiyi. Para 617 milyon ama olsun. Ve dünya devi Türkiye. Türkiye sadece bekleyerek milyonlarca nüfusu eline aldı ve şu an dünya devi oldu. Yes, okay. Evet, Osmanlı kurduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Diyeceğim de yani bence kötü ya. Çünkü bak şimdi, iyi bak, parayı nasıl artıya çekiyorum, hazır mısınız? Para nasıl artıya çekilir, oynat bakalım. Şöyle vergileri fulle. Sonra bunu şey yap. Yok artık işe yaramıyor. Evet dostlarım, kardeşlerim, şöyle bir genel bir kontrol yapacağım.
1.910.140.215 kişiyiz ve ekonomimiz 94.270.847'ye kadar çıkmış durumda. İstikrarımız ve mutluluğumuz çok hızlı bir şekilde düştüğü için, yani size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Oyunda yüksek nüfus bozuk. Yani 2 milyonu geçtikten sonra 2 milyon, 2,5 milyon, yani ortalama 2,5 milyar milyarı geçtikten sonra ekonomi bozuluyor. Yani Lucas'ın en fazla verdiği değer sanırsam 2,5 milyar olması lazım. Ya da 2 milyar, neyse kafam karıştı. İşte bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tür serilerimiz devamı etmeden önce şöyle bir şey yap göstereceğim sizlere. 2 milyon 470'e kadar düşmüş. Fransa'nınki 972 milyon. 1 milyon 500 bin. 4 milyon. Bak, bunlar ekonomi nüfusu yeniden toparlamışlar. Peki Amerika? Amerika'da toparlamış. SPC. 5.937 bin. Evet, bazı nüfuslar evlerine geri dönmüş arkadaşlar. Ama bizim nüfus hala eksilerde. Bakalım be. Ay bak, para yeniden art. Oha. Lan. Arkadaşlar dur dur, oyun düzeldi. Oyunu hızlandır bakayım be. Bekleyin bakalım. Oyun aa, çok garip, çok garip. Para yeniden isyan çıktı. Neyse dostlarım, kardeşlerim, bir sonraki oyun için inceleme videolarımızda, senaryo tanıtım videolarımızda görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın deseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında bulunan Instagram sayfamdan ve yorumlar kısmında bulunan aynı şekilde Instagram sayfamdan bana seri önerilerinizi, istek önerilerinizi yazabilirsiniz dostlar. Mesajlara cevap vermesem de görüyorum zaten yarısını. Ona göre mesajlarınızı atabilirsiniz. Bir de bir takibini alırım bir dostlar. 10 bin takipçi olacağız. Çok az kaldı. Yani oradan bir takip ederseniz çok mutlu olurum. Oyun içi oyun yakınza oyun çıkacak, biliyorsunuz ki yakın zamanda bir oyunumuz çıkacak ve oyundan görselleri orada paylaşmaya çalışıyorum. Oraya da gelirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.